bana. Aklıma geldi oynarken. Ne alaka? Ne? Karantina şıklığı. Evet. Çok şahane. Çok bak her gün ne giydiyse oldu. Aynısını giydim yemin ederim. Korkumdan paylaşmadım. Niye? Oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Aa. Bak ne giydiyse gidiyorum ben de aynısını giyiyorum. Bak oldu. Atsam, atmasam. Atsaydın. Atsam. Hakikaten yok. O kadar yani şeyde geri dönüş güzel oldu ki. Yani ben bu yarışma Covid evet. dönemde başladı. Hepimize böyle bir moral olsun. İnsanlar eşofmanla dişinde çıksın. Kendini bakımlı tutsun. Moralların olsun, yüksek tutsun. Çünkü bunlar bir süreç, gidecek, bitecek. Ben onu ilk olarak onu öyle açıklama yaptım. Dedim ki haftaya birinci seçiyorum. Hediyeler veriyordu. Evet. Hala veriyorum. Evet. Telefonlar, ama super tabletler. Final oldu artık. Şimdi her hafta 9 hafta sürdü. Zaten ne kadar karantinamız sürdü? 8-9 aynı. 9 hafta. 9 haftadan hep birinciyinde seçtim. Şu anda super finale girmişler ve benimle özel bir alışverişe. Ya ben korktum. Ben birinci olmazsam ben girmem. Ben korktum. Ben valla karantina şıklığı yaptı bana karantina sürecinde. Her gün bir kombin attı kendisi. Bugünün modası mesela bugünün kombini çizgili. Evet, kıyafet. Herkes verdi. Çizgili kıyafet attı İvan'a etiketleyerek. Türkiye'de sadece değil ama Almanya'da. Evet, İvan'a öyle yaptı. Bizimlesin değilsin. İran'da, Azerbaycan'da, Almanya'dan hakikaten Türkler nerede varsaydı ya da Türkler olmayan insanlar bizi takip, beni evet. takip eden kişiler hakikaten herkes her gün resim yolladı bana ve benim için çok önemli ve çok güzel oldu çünkü ben yalnız geçirdim bu karantinayı. Evet. Yani oğlumla beraber. Oğlum değildi yanımda. Değil mi? Babaydı beraberdi. Oradaki daha şey uygun buldu yani evini, bahçesinin, arkadaşını beni sattı gitti. Ondan da yalnız kaldım dedi ki ben ne yapacağım ben şimdi tek başına. Beni Türk halk hiçbir zaman da yalnız bırakmadı. Bugüne kadar kalemiz. Da aynı şey oldu. Her gün 2-3 saatte onlar da beraber yani hem de mailler yerinde resimleri izleyerek yani bakarak şeyde böyle bir süreç geçti. Onun vallahi. İçin herkese teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için kocaman öpüyorum. Süper akıl ettin. Gerçekten çok beğendim. Ben her gün giyindim. Vallahi bak zaten bütün evde yapacak bir şey yok. İvana'ya bakıyorum. Bugünün kombini gidiyorum. Bakın bende var mı? Açıyorum dolabı. Ha bu olur, ne şu olur. Ne giydi abicim? Etek giydiyse etek mi giydi? Yok etek değil. Ha. O mesela rengi uyduruyorsun o zaman. Ha. Yani ben onu anlamak istiyorum. Onu kombin veriyor. Tamam. Gece. Gündüz, spor, tabii. Şey. Eteği giydim miniyle İvan'a serte karantina şakası. İskoç tarzı. İskoç tarzı. Yani onu yapabilirdik. Ekrem abi ya. Karantina süresinde tek özlemediğim şey Ekrem abinin esprileri. Tek. Her şeyi özledim. O değil de. Şey, kaşından Ekrem abi. Hop. Hah, tamam nazar. Olsun. Nazar dur. Nazar kaşın. Değil bu da para demek. Yani böyle dokunacaksın. Üstüne böyle koyacaksın. Bana para geliyor bak. Allah. Abdest alırım ben bu suyla sıkıntı yok. Bilim ki para gelecek. Vallahi billahi. Hiç sıkıntı yok. Ekrem abi. Hadi bakayım sen. Dur sana daha kısa vereyim. Ha şunu oku. Okuyayım mı? Aynen tekerleme. Yapma be. Valla hadi bakayım. Vay vay vay. Talihli Tahir'in titrek tevfiki ters tür söz ederek tir tir titremesi tahin ve tahıl işini Turhallı tombul tuhaf Turhan'a vermesi doğru mu? Helal olsun. Olsun tabi. Helal olsun. Bana verme sakın. Senin Türkçe'de kurban olurum ver. Veriyorum. Ver şimdi İvan'a okusun. Dur ver. Bakayım İvan'a bir tane. Bak ay, neler okuyacak şimdi sen gör. Ver. Bunun için ne de Türkiye'de uzun ne de kıza, Balkan ülkeler hazır değil. Şöyle vereyim hadi bakalım. Ay bakayım ne yapacak evet. Türk televizyonları buraya kilitleniyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır. İvana Türkçe tekerleme okuyor evet. Jurnalcı Jale ile jeneratör Mujgan, Japonlu'dan jilet, jant, jet, jambon, jelatin, jartier, jeton, jarse, Japonlu getirildiler. Japonca'ya yakın bir şey. Japonca hallide ama helal olsun. Zor. Ama demedik yani. Oldu mu olmadı mı? Baksana. Helal. Olsa da olur olmasa da. Jurnalci Jale ile jeneratör Müzgan Japonya'dan jilet, jant, jet, jampon, jelatin, jartiyer, jeton, jarse, jampon gülü getirdiler. İşte. İyi de ben de merak ediyorum. Sen de bunları istedim. Nereden buluyorsun? Ha? Nereden buluyorsun bunları? İşim bu. İşim bu dedim. Ben dedim bunlara bir şey hazırlayayım. Normalde size vallahi kelime güzel. Yarışması yapacaktım. Hatta bu sesçinin gazabına uğradım. Ondan sonra şeyi getirmedi. Dedim ben dedim başka bir yarışma yaparım. Yarışma yapmadan bu neyse, olayı bitiremem. Neyse iyi sıyırdık ama. Sen yırttın. İvan'a yani, da süperdi. Ben İvan'a beklemezdim. Yani bir Japonca da yakın oldu yani. Sıkıntı yok. Güzel oldu. Madem böyle Allah kabul etsin gecesi yapıyoruz. Hemen şeyde Boğaz'da Avrupa'yı Asya'ya bağladık. Bir güzel boşnakça yapalım mı İvan'a? Yapalım. Bir çık 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 bogodi. Sevgili Ekrem'le beraber.
Ben eşlik etmeye çalacağım ama İvan okuyacak onu. Aynen, ben İvan okuyacak. Sen aç lirik ara lazım. Sözleri. İnşallah. Efendim Lepabrena, Lepabrena Balkanların Ajda Pekkan'ı muazzam bir isim ve yıllar önce yaptığı Çik 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 Pogodi adlı eseri İvan Aser ve Rumeli Ekrem'den dinliyoruz. Haydi bakalım. Çık 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 pogodi, işte mi te başta mi godi? Provada, kurvada, diamanti oko vrata, zdumara burgozata, diamanti oko vrata. Allah Allah kabul etsin bu kadar oldu. Aynen. Yok. Şu mikrofonu biraz yukarıya alır mısın İvan'acığım? Aynen. Şey var ya, şimdi daha iyi duysunlar seni. Benim okulam şimdi Türkçe'ye mana buluyorlar ya. Ha. Benim Boşnakça'da şeyden besbeter oldu. Ama zaten bir şey değil mi? Ama neden? Sözleri de yok. Yani yok. Benim Japonca gibi okuduğum var ya. Bence güzel. Bence güzel de bir sıkıntı harika, yok. Harika harika. Şahanesiniz. Aslında önemli şey de, enerjimiz önemli, evet. İyi niyet önemli, evet. Bu kadar güzel, kutsal yerlerde olduğumuz toprağımız önemli. Gel madem Boşnakça okuduk bir tane, Şome Pitaş Kako Jivim ya. Haydi. Bir tane oturarak ay, şöyle ay, okuyalım. Haydi, haydi. Dilimin döndüğünce bir şeyler yapalım. Yine ama. Valla. Kako živim ja, kako živim i šta radim, to dobro znam. To dobro znam. Kako živim i šta radim, to dobro znam. Da li sam srećan ja, da li sam srećan i šta radim, to dobro znam, to dobro znam. Da li sam srećan i šta radim, to dobro znam, to dobro znam. Slave okrade moj. Pozovi mi majku sa
pasno svud na svetu ben de İvan abi, Ekrem abiden sonra Zeki Müren'den şaka yapıyorum tabi. Efendim bir arkadaşımızı davet edeceğim şimdi yanıma. Bu güzel gecede bizi bu güzel ortamda birleşmemize vesile olan Nice Travel'ın genel menajeri. Aynı zamanda çok sevgili hemşerim, Batı Makedonya'nın en bilmem bir şey kasabası olan Gostivar'dan. Gostivar. Çok dedikoducu bir yer. Gostivar'dan gelen sevgili Azam Kör Bayramı alalım. Hoş geldin Azamcığım. Hoş geldin. Gel. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldik. Tanıyor musun kıymetli konuklarımı? Mikrofon verelim mi? Mikrofon verelim bence de. Mikrofonunu açabilirsek sevgili Azam'ın. Açık, tamam. Evet. Azam'cığım, önce şöyle alayım seni biraz daha bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir geceyi bizlere sağladığınız için. İnanılmaz bir ekip. Bir şeyiniz eksik oldu mu? Her şey mükemmel. O kadar mutlu ve şükürle dolu bir gece yaşadık ki çok içten de teşekkür ediyorum. Hepinize harikasınız. İyi ki varsınız. Bütün ekibe, aşçısından az önceki sandalyeyi alan garsonuna, kaptanından, Taner kaptandı galiba. Evet, Tuncay kaptan. Tuncay kaptan. Benim isimler sıkıntım var. Ben koskoca Zülfü Livaneli'ye Lütfi Zivaneli demiş adamım. O yüzden ben de isimler sıkıntılı. Hatta Hakan abiye yaklaşık 4 gündür Ahmet abi diyorum. O yüzden ben de isimler sıkıntılı. Ben de öyle. Sevgili Azam. Hayri diyecektim. Sevgili Azam. Ne kaç kişi sığar burada? Biz buraya sürekli gelebilir miyiz? Burada Ekrem abimi, İvanacığımı canlı dinleyecek miyiz? Dinlettirecek misin bize? Konser verdirecek misin? Bize anlat 2 dakika. Seve. Yani şöyle önce Arben Taravari gibi girdi Gostivar önce Belediye Başkanı. Mikrofon çalışıyor mu bu arada? Çalışıyor. Biraz daha yakın tutalım. Tamam. Evet. Biraz hukukçu kimliğinden evet dolayı kaynaklanıyor olabilir. Olsun. Senin koluna girdim sosyal mesafe. Yok, evet. Bir şey yok. Tabii. Bu arada tabii öncelikle sizleri aramızda görmekten onur duyduk. Onur duyuyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Gemimiz hali olarak yani Azam ya. Siyasetçi gibi konuşuyorsun. Ben sorayım sen söyle. Kaç kişi? Rahat ol. Lütfen. Yangına körükle gitmek istemiyorum ama evet. Tamam. Yani kapasite olarak gemimiz ve verdiğimiz hizmet misafirlerimize bu konuda mevcudi 500 kişi kapasiteye sahip evet bu gemimiz. Tamam. Covid dolayısıyla biraz bir aksamaya uğrayan bir projemiz daha var. Evet. Bu geminin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde tersanede çalışmaları devam ediyor. Çok yakın bir zamanda o da bu İnci Boğazımıza inşallah inecek. İnşallah. Onun kapasitesi de 1500 oturma kapasiteli olacak. Bizi de sanatçılarımızı aramızda görmekten her zaman yani bir duyarız. Balkan Eyvallah. Night. Teşekkürler kardeşim. Böyle tabii bir poster ki hayal et. Bir evet. Sol tarafta İvan Asert, sağ tarafta Rumeli Ekrem, ortada ben falan şöyle. Çok güzel bir poster. Şu an hayal ettim, güzel oldu. Evet. Allah bahtınızı yolunuzu açık etsin. Bak şimdi abi, Balkan çocuğu diye söylemiyorum. Bak şu yüzün aklığına paklığına bak. Bak. Maşallah. Vallahi. Güneş gibi, ay gibi parlamıyor mu? Güzelliğe bak. Valla biz biraz biraz yani Allah'tan şey var yani. Torpilliyiz. Baya torpilliyiz yani bence de. Sen konuşmasan çok bile nice şu yüzün konuşuyor biliyor musun? Bahtı yolun açık olsun kardeşim. Bizi ağırladın. Çok teşekkürler ediyoruz. Sağ olasın. İnşallah gerek Balkan ülkelerindeki hemşerilerimiz, kardeşlerimiz, gerekse buradaki gurbetçi, daha doğrusu artık yerleşmiş olan hemşerilerimiz, hepsini ağırlamaktan onur duyarız. Sen İvana Hanım, Rumeli Ekrem Bey Efendi, efendim gibi diğer bizim Balkan kökenli olan sanatçılarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Tabii arkadan Yıldız Tekrar. Silve geçiyor. Merhaba. Bir yandan Yıldız Silve de geçiyor arkadan. Evet. Yani teknelerimizde hizmet kapsamında misafirlerimizin en güzel anlarına aslında şahitlik ediyoruz bir yandan da. Gerek düğün törenleri, Balkan geceleri evet vesaire gibi organizasyonlar, eğlenceler, düğünler. Aynen. Aynen. Mesela şey ben burada bir tane bu gemide tabii belki ki olmaz. Büyüğünde bir tane Ekrem abiyle Vivana ile gece istiyorum. Bu bir. Onur İkincisi duyarız. Yakupçe burada. Yakupçe çok güzel kadınlar matinesi yapıyor. Yakupçe ile bir tane kadınlar matinesi istiyorum. İki.
Ondan sonra kıymetli izleyenler, Üsküp'ten, Gostivar'dan, Tetova'dan, Prizren'den, Belgrad'dan, Novi Pazar'dan nereden geliyorsanız benim adımı Azam'a verin, 7 ise 12 yapar. Şaka yapıyorum. İndirim yapar tabii ki. Çok güzel. Biz sevgili İvana'yla, sevgili Ekrem abiyle çok şahane bir gece yaşadık. Güzel oldu. İstanbul'un bu güzide boğazında, incisinde, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan en değerli noktada Balkan şarkılarını, Rumeli türkülerini, sizin güzel hizmetinizle bu güzel akşamı, güzel bir Balkanlara çıkış oldu. Ve ben eminim, zannedersen biz burada olmasak bile çok çok değerli geceler yaşanacak burada. Çok çok güzel organizasyonlar olacak. Herkesi bekliyoruz diyelim. Herkesi bekliyoruz. Hepsine kapımız açık. Hepsini en güzel şekilde misafir etmekten biz de sabırsızlıkla diğer projelerimizi de bekliyoruz. Diğer güzide sanatçılarımızı da aynı şekilde Sultan kardeş olsun. Candan Azza abla, evet. Gamze, Yakupçe. Çok güzel. Yakupçe karşımda bir ay parçası o da. O da evet. Valla çok severim. İnşallah hep birlikte yani çok güzel geceler yaşatırız inşallah. İnşallah. Yegen Çembin. Tuncay Kaptan'a. Tabii ki Hakan Bey'e. Ahmet abiye. Şimdi dur bu zaman bir dakika ama şimdi madem Gostivarlısınız dur aranıza gireyim. Gel. İki Gostivarlı'nın arasını bozmayayım. Sen seversin. Ver be bir 7-8 la. Ay gir. Ver gir, bakayım la bir duyayım. Gostivar'da hoppa Gostivar'da ava var'da canı var'da şu Gostivar kızları hepsi o var'da ben yandım ağlarım ben şu Gostivar kızları hepsi o var'da ben yandım ağlarım ben ağlarım ben sızlanırım ben içime yaradır buz gibi rakı şu kızlarla oynarım ben içime şarkılarla oynarım. Yaşa Gostivar, yaşa Kırcavar, yaşa Tekamur, haydi oğlum, haydi Skondi, Üzgün. Gostivar'da yanıdır cani, avan cani. Gostivar kızları hepsi acani ben yandım ağlarım ben şu Gostivar kızları hepsi acani ben yandım ağlarım ben ağlarım ben sızlarım ben içerime yan edin buz gibi rakı şakızlar İçerime yâredi buz gibi rakı şarkılarla oynarım ben. Ekrem abi. Deniz bile dayanamadı. Deniz bile dayanamadı, sallanıyor. Diyor tamam vafirin artık yetişir. Sulardan gidin diyor Deniz. Azamcığım al mikrofonu. Çok teşekkür ederim tekrardan. İyi ki varsın. Biz teşekkür ederiz. Son olarak buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Mistral olarak bütün Balkan ülkelerindeki halklarımızı, milletlerimizi, buradaki gurbetçi, göçmen kardeşlerimizi hepsini şirketimiz olarak, bekliyoruz. Şirketimin adına bekliyoruz. Onların mutlu seçimlerde Azam'a oy verin. Onlara, tamam. Onlara mutlu geceler yaşatmak için inşallah. Azam, evet, teşekkür ederim. Tamam. Seni seviyorum. Canım Azam'ı alkışlarla uğurluyoruz. Çok Azam, teşekkür. Bu arada sağ yüreğine sağlık. Her şey sağ için çok teşekkür ederiz. Bu arada kıymetli yönetmenim özür dilerim ben tekrar timing'i geçtim. Ama ne yapayım Ekrem abiyi keyifli bulmuşum, İvana'yı keyifli bulmuşum. Felaketiyle bitirelim. Ay felaket değil başka bir şey attın sen bana. Felaket. Felaket değil o başka bir şarkıydı. Felaket. Hayır ben böyleyim. Felaketten uzak durun. Bu tamam güzel ben böyle bitirelim. İvana'dan bir bir ben böyleyim alalım ondan sonra toparlayalım yavaş. Hadi bakalım. Haydi. Hayat bu kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Biraz
senin gibi yıkılmayan duvarlarım var. Bazen esintili, bazen uzak yakınlarım var. Ben böyleyim kendi yolumda. Bırak, tutma beni, kaybetsen de üzülmem asla. Ne boş kaygılarım, korkma bana, hiçbir şey olmaz. Yanlış doğru gibi eksik kalan lentile sadece uzak ayrı dünyalardan farklı farklı kafalardan ve ben böyle. Süpersin. Valla. Thank you. Valla yeter artık. Tamam, vafir artık. Bu boğaz havası da aldık. Bak işte bir işi severek yapmak değil çok mi? Önemli. Şimdi okumakla bitmiyor. Bak görüyorsun. Çöküyorsun, kalkıyorsun, şarkıyı yaşıyorsun. Bunlar işte o zaman insanlara geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Enerji mu? Önemli. Ben al mikrofonu, ben böyleyim. Ben böyleyim. Öyle olmuyor işte. Aynen. Sen öyle olmuyorsun. Olmuyorsun. Ben böyleyim, böyle oluyor. Aynen. Ben mesela şimdi bir tane hemen buradan Bülent Ersoy'dan gece şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Kesinlikle giremem. İvan'cığım çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Umarım eğlenmişsiniz. Ay çok eğlendim. Hakikaten bayıldım. Nice ailenize teşekkür ediyorum. Harikasınız. Muhteşem gece yaşatınız bir için yani hakikaten rüya gibi geçti. Dur daha bunların küçük yatı var. Seninle gezeceğiz. Gezeriz. YouTube kanalına seve, video çekeceğiz. Tabii canım seve. Balkanları konuşacağız. Biz artık ilk adım attık burada ama nereden yüzeceğiz bakacağız. Bakacağız süper. Ekrem abim. Ha dur bir saniye. İvan Hocam. Son olarak buradan Balkanlardan, Türkiye'den, Rumeli, Balkan herkese bizi izleyenlere bir şey demek istiyor musun? Bu tarafa. Bu tarafta söylüyorum. Evet. Öncelikle gençlere sesleniyorum buradan. Pes etmek yok, vazgeçmek yok. İstedikleriniz her şeyi yapabilirsiniz. İnan, yeter ki inanın. Bu kadar basit. Sizi çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Emin ol onlar da seni çok seviyorlar. Emin ol. Ekrem abicim, iyi ki varsın. Hep güzel yerlerde denk geldik seninle. Ondan çok... Ben az evvel söyledim ya, kalbimizin ekmeğini yiyoruz. Aynen. Yüreğimiz güzel, iyi düşünüyoruz. Ve bu çok sıkıntılı 3 aydan sonra bu atmosfer gerçekten şu güzel manzara bize çok iyi geldi. Bu meyanda bu gecede yemeği geçen ben herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Saz üstadlarıma, burada yemeği geçen herkese gerçekten canı gönülden teşekkürler. Kameraman arkadaşlarımıza, sesçiye. Evet, harikasınız.
güzel bir ortam. Hep güzel ortamlarda buluşalım. İnşallah. Sağlığımız, mutluluğumuz daim olsun. Ben bunu istiyorum. Süpersin. Efendim. Gönüller hoş olsun. Çok güzel bir gece oldu benim için. Rumeli Balkanları, Asya ve Avrupa'nın kesiştiği noktada yaşadık. Nice Travel'ın sunumuyla, sponsorluğuyla yaptığımız bu güzel programda Makedonya'dan, Kosova'dan, Sırbistan'dan, Bosna Hersek'ten, Bulgaristan, Batı Trakya ve Türkiye'nin her yerinden bizi izleyen herkese selam olsun. Emeği geçenlere, kıymetli orkestramıza en başta çok teşekkür ediyoruz. Kameranın karşısında görünmez kahramanlar olan sevgili Bülent abimize, sevgili Dursun abimize, sevgili Atakan'a ve yönetmenimiz Ramazan Fatih Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Ses masasında oturan İranlı kankam Ramin ve yılların eskitemediği benim her programımdan bildiğiniz herkesin bir popisi vardır. Benim popim de Neco'dur. Neco bu gece beni yalnız bırakmadı. Bu güzel teknede bu güzel akşamı yaşatan az önce de dediğim gibi garsonlarından aşçısına, kaptanından Ahmet Hakan abisine bu kasıtlıydı. Bu tamamıyla kasıtlıydı. Sevgili Hakan abiye, sevgili Erdoğan'a, Yanova Makedonyalı, sevgili Azam Körbayram'a bir gostivarlı olarak, fotoğraflarımızı çeken sevgili Nurullah'a, tabii benim montajım da burada Eren. Muhteşem fotoğrafları çekti bu arada. Nurullah candır ya. Bugün burada bizle birlikte olan çok kıymetli misafirlerimize, herkese sonsuz şükranlarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Başka bir programda ve inşallah yine burada tekrar görüşmek arzusuyla Rumeli Ekrem'in güzel potporisiyle sizlere veda ediyorum. Hoşça kalın, bağlı kalın. Yaşa! Üsküp'ten çıktım yola, vardım Kumamova'ya. Benden bir söz beklermiş, gelir istedim demiş. Benden bir söz beklermiş, gelir isterim demiş. Haydi kızlar, çalsın davullar, bu bahara düğünümüz var. Haydi kızlar, çalsın davullar, bu bahara düğünümüz var. Hoppa! Yaşa Yakup! Ben o yare gönderdim, alacaksan al beni, isteğinin çok benim. Alacaksan al beni, isteğinin çok benim. Haydi kızlar, çalsın davullar, bu bahara düğünümüz var. Haydi kızlar, çalsın davullar, bu bahara düğünümüz var. Doldurduk mangali dop doli korle, doldurduk mangali dop doli korle. Kimsenin kızını almadık zorle, kimsenin kızını almadık zorle. Bu seneki asmari bu da madiler, bu seneki asmari bu da madiler. Çalışırlar bozsunlar bozamadiler, Ekrem gibi güzel damat bulamadiler. Çalışırlar bozsunlar bozamadiler, Yusuf gibi güzel çocuk bulamadiler. Hoppa! Doldurduk mangali dop doli külle, doldurduk mangali dop doli külle. Sağlaydı anası verdi gönüle,
salaydı anası derdi gönlüne. Bu seninki yazmaları bu da Madinen. Bu seninki yazmaları bu da Madinen. Çalışırlar bozulur boza Madinen. Benim gibi güzel damat bulamadiler. Çalışırlar bozulur boza Madinen. Ekrem gibi güzel damat bulamadiler. Hey! Oh! Yaşa! Saygıyla, sevgiyle kalın. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Gönüllerde kalın. Hoş kalın, hoşça kalın. Havas malı. We'll be right back.